Merhaba, ben Sozin Fong. Pixar Animasyon Stüdyolarında Render Teknik Yönetmeniyim. Benim işim sinemada izlediğiniz bu görüntülerin mümkün olan en çabuk ve en verimli şekilde üretilmesini sağlamak. Evet, bu önemli bir görev. Çünkü Christoph'un önceki videoda açıkladığı gibi rendering yani görüntü oluşturma işlemi binlerce bilgisayarın birlikte çalıştığı son derece karmaşık bir süreç. Bütün bu bilgisayarların bir arada oldukları yere biz render çiftliği diyoruz. Peki ama bu bilgisayarlar ne yapıyor? İşte bu bölümde bu konuyu ele alacağız. İlk olarak rendering işleminin nasıl yapıldığına geometrik açıdan bakacağız. İkinci bölümde ise bir render işlemini bilgisayar programı olarak yazmak için gereken cebir ve denklemlere göz atacağız. Hadi başlayalım. Yukarı Bak filminden son derece basitleştirilmiş bir görüntüyle başlıyoruz. Bu obje 3 boyutlu. Bunu etrafında hareket ederek anlayabiliyoruz. Tıpkı gerçek filmlerde olduğu gibi bizim de sahneye bir kamera yerleştirmemiz gerekiyor. Bilgisayar grafiklerinde buna sanal kamera diyoruz. İlk önce bu sanal kamera için bir yer belirliyoruz. Bunlar bir görüntü oluşturmak için kullanılacak. Burada beyazla gösteriliyor. Ayrıca kameranın hangi yöne bakacağına da karar vermek gerekiyor. Bu da burada kırmızıyla gösteriliyor. Şimdi, üzerinde görüntü oluşturacağımız yüzeyi yaratıyoruz. Sanal kamera bunu göreceği için buna görüntü yüzeyi diyoruz. Dikkat ederseniz bu düzlem bakış yönüyle dik açı oluşturuyor. Görüntü yüzeyi görüntüyü oluşturacak piksel koordinatlarına bölünmüş durumda. Bu alıştırmada ilk iki ayar düğmesi kamerayı görüntünün çevresinde döndürmenizi sağlayacak. Render işlemi oldukça basit görünür. Bunu yapan kişinin işi her bir piksel için bir renk belirlemektir. Görüntü yüzeyini render yapan kişinin resim yaptığı tuval olarak düşünürseniz bu iş sanki sayılarla resim yapmak gibidir. Şimdi size bu örnekte sadece birkaç piksel gösteriyorum. Gerçek görüntülerimiz ise 2 milyondan fazla pikselden oluşuyor. Yıllar içinde farklı farklı rendering algoritmaları geliştirildi. Bunların en düzgünlerinden ve en işe yarayanlarından biri ışın izleme yöntemi. Bu yöntem şöyle işliyor. Mesela bu pikselin rengini belirlemek için ışın izleme aracı kamerada başlayıp pikselin merkezinden geçerek görüntü boyunca uzanan bir matematiksel ışın oluşturur. Bunu pikseli işaret eden bir lazer ışığı gibi düşünebilirsiniz. Ama bu ışık kameradan geliyor. Işın izleme aracı görüntüdeki objeler ve bu ışın arasındaki en yakın kesişme noktasını hesaplar. Daha sonra o noktada kesişen objelerin rengini belirler ve pikseli bu renge boyar. Mesela bu piksel kahverengi olacak. Bu sarı ve diğer pikseller için de aynen böyle devam edecek. Bu işlem görüntüdeki bütün pikseller için yapılır. Işın izleme işleminin daha süslü versiyonlarıyla, mesela farklı duygular yaratmak için kullanılan yumuşak gölgelerle ve aydınlatmadaki değişikliklerle daha güçlü bir etki oluşturulabilir. Işın izleme işlemi, kesişme noktalarının nasıl tespit edildiği ya da kesişme noktası belirlendiğinde hangi renk olacağını nasıl tespit edildiği gibi birçok başka soruyu akıllara getirebilir. Bu gizemler ve daha fazlası bu bölümün geri kalanında açıklığa kavuşacak. İlk alıştırmada sizler de ışın izleme işlemini deneyebilirsiniz.